Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bunlarla alakalı hani kazanımları incelemiştik de orada matematiksel hesaplamalar yapan kısmını bırakmıştık ya işte orayla alakalı sizlere böyle bir birkaç soru hazırladım. Yine Milli Eğitim Bakanlığı kitabından, aynı zamanda işte çıkmış sorular tipinden hep böyle karşınıza gelebilecek seviyedeki soruları bir tekrar edelim. Ben aslında bunun dersini yine size önceden anlatmıştım. Soru çözümü hemen peşine gelse de aradan vakit geçtim. Dolayısıyla da ne anlattığımı yine unuttum. Ne yapacağız sizlerle? Yine şu metodu bir izleyeceğiz. Acaba bize buradaki verilenlerden biz bildiklerimizle bir şeylere ulaşabiliyor muyuz? Çünkü genelde denemenin zaten bence sıkıntılı kısmı burası. Hani şimdi bir konuyu çalışırsın, onun sorusunu çözerken aslında çok daha yüksek gelir beklediğinden. Neden? Çünkü zaten konusunu çalışmışsın ve sana ne geleceğini biliyorsun. Ama denemelerde bir sürü konu bir arada olduğu için hangisiydi, neydi, ben o kadar formülü nasıl aklımda tutacağım ya da unutuyorum gibi algıya kapılıyorsunuz. Bakalım biz bildiklerimizi soruda verilenlerle nasıl hatırlıyoruz? Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir başlayalım. Yükler artı bir kolomb ve aralarında da bir metre olan cisimlerin yani iki tane yüküm vermiş ikisi de birer kolombmuş ve birbirlerine uyguladıkları kuvvet ile kütlesi 1 kilogram olan topun ağırlığını kıyaslayın. Tamamdır. Şimdi elimde ilk önce iki tane yük var. Bunların birbirine uyguladığı kuvveti istiyor. E tabii ki de elektriksel yük olduğu için elektrik kuvvetini konuşmam gerekiyor. Hemen bana bir de büyüklüğünü kıyaslayın demiş. O zaman yazıyorum. K'yı da vermiş bana. Dikkat edin. 9 çarpı 10 üzeri 9. K, Q1, Kolomb olarak yazıyorduk değil mi? Ee, Q1, Q2 bölü D'nin karesi, 1'in karesini aldık. Aslında bunu sanki derste de size bahsettim diye hatırlıyorum. Kütle çekimiyle arasındaki e, büyüklük farkını konuşabilmeniz için. Bunlar gitsin. 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton geldi. Ne? Bu bizim kolomb kuvvetimiz şu an bu soruda verilenlere göre. Başka bakalım ne var? Kütlesi 1 kilogram olan topun ağırlığını. Bunu da nereden biliyorum? G'den biliyorum. MG diye yazıyordum. E, kütlesi 1'miş. G'yi de 10 alın demişler bize. 10 Newton bölü kilogram cinsinden yazdırmışlar. E, o zaman ne geldi arkadaşlar? 10 Newton. Dikkatinizi bir şey çekiyor mu? Yine bakın bu bir kütle çekim kuvveti. Bu ise kolom kuvveti. Ve ben neyi görüyorum? Demek ki kolom kuvvetinin büyüklüğü bu soru için. Benim ağırlığıma yani ağırlığımın değerinden daha fazlaymış diyoruz. Biz zaten bunun da e, arasındaki ilişkiyi hani kütle çekim daha küçük bir kuvveti e, kolon kuvveti onun neredeyse 10 üzeri 20 katıydı diye de derste konuştuğumuzu hatırlıyorum. Gelelim ikinci soruya. Şu an bu adamlar birbirlerine if uyguluyormuş. Yine derste de demiştim size? Size bir referans verecekler. O referansı dikkate almanızı istiyoruz. O zaman şu an birbirlerine uyguladıkları ev diye tanımladıklarını ben bir hemen yazayım ki K, Q, 2Q ve aralarındaki mesafenin karesi cepte. 5D olursa kaç F? Bir kere zaten hiç bu böyle bir formül yazmana da gerek kalmayabilir. Çünkü Q'lar zaten aynı. Sadece mesafeyi 5 katına çıkartıyorsam biliyorsunuz ki D'nin karesiyle alakalı olduğu için de ne dersin? Hadi yazalım. Yeni kuvvetim bilmiyorum ne kadar olduğunu. K, Q, 2Q. Yüklerim değişmedi. Sadece mesafe değişti. 25 D'nin karesi oldu. E bir bakıyorsunuz ben buraya bakın şunları hiç görmeyin. K, Q ve D kareleri hiç görmeyin. 2ye F diyen adam 2 bölü 25'e ne der? Hocam tabii ki de ne diyecek? F bölü 25 diyecek. Hem yani ne büyük büyüklük olarak değişti ama yön olarak değişmediği için dikkat edin. Ben eksi falan diye bir şey yazmadım. Buralar önemli çünkü. Ki bunu da sanırım üçüncüde göreceğiz. Şu an bu cisimler özdeşmiş. iki tane özdeş yüküm var. Q'ya -3Q diye birbirlerine f uyguluyorlarmış. Hemen bir yazalım. İlk önce sizlerle yapmamız gereken şey, bunların birbirini çektiğini biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bir artı bir eksi. Hemen şu an bana soruda verdiği F'i tanımlıyorum. KQ. Hatırlarsanız eksiği yazmıyorduk vektörel büyüklük. D'nin karesi dedik. Bu cepte. Şimdi adam bana soruda diyor ki buna ben F diyorsam sen sonuca kaç F diyeceksin buna göre. Dokundurup aynı yere bıraktık. Şimdi hemen tabii ki de sen nereye gideceksin? Hop TYT konusuna gidip dokunmayla elektriklenmeyi bir hatırlayacaksın. Neydi? Toplam böyle toplam yarı çap diyorduk değil mi? Şimdi bunlar özdeş olduğu için ikiye bölsek yeterli. E o zaman bir bakıyorsunuz bu Q bu eksi 3 Q. Bir topladınız. eksi 2 tane yükünüz var. E ikiye böldünüz çünkü özdeşler. Hocam o zaman ne olacak artık bunların yükü? Eksi Q bu. Bu da gelecek eksi Q kadar olacak değil mi? Bölüştüler yükleri süper. Şimdi çok önemli bir ayrıntı var. Onu da hatta başka bir kalemle göstermeye çalışayım. Dikkat ederseniz arkadaşlar bunlar artık eksiye eksi oldu. Yani artık birbirlerini itekleyecekler değil mi? Şu tarafa doğru bir kuvvet uygulanacak. İşte ne değer bulursanız bulun. Bir kere sonuç kesinlikle soruda bana verilenin eksilisi olmak durumunda. Neden? Çünkü onlar çekmeye ev şu an itekleyecekler bunlar birbirlerini. Eksili şıkları arayacaksınız. En az iki şıkkı elediniz şu an. Hemen bir bakalım o zaman. Yeni kuvvetimizin büyüklüğü ne kadar? K. Dikkat edin bir tane kaldı, bir tane kaldı. Eksileri yazmadım. Aynı yere bırakmışım. Mesafeyi değiştirmemişim. Dolayısıyla gençler bir bakın şu KQ ve D kareleri hiç görmeyin. Burada 3 üç var. 3'e F diyen adam burada da 1 var. Bunları yok saydığınızda değil mi? 1'e ne diyecek? Hocam bunun 3'te 1'idir tabii ki de. O zaman bakın cevaba gelip de F bölü 3 diyemezsin. Ne yapman lazım? Devasa bir eksi koyman lazım. Şöyle gelip eksi f bölü 3 diye tanımlaman lazım. Eksi neyden kaynaklandı? Artık bunlar birbirlerini iteklediler çünkü. Geldik dördüncü soruya. Demiş ki B yüküm dengede ise şu an 3 tane noktam var ABC diye bunlara yükler koymuşlar. Bu yük dengede ise burada şimdi bir tane yük var. Bunların yüklerinin miktarlarını bana oranla demiş. Sonra demiş ki B'nin yükü eksi 100 katına çıkarsa denge durumunuz ne olur falan filan. Şimdi dengede olmak ne demekti? Tabii ki de yine gittik Newton'un hareket yasalarını hatırladık. Üzerimdeki toplam kuvvetin sıfır olduğunda ben dengedeydim değil mi? O zaman buna bir kaç kuvvet uygulanıyor ki bunların toplamının sıfır olmasını bekliyorum. O zaman konuşalım. Hocam şimdi bunların hepsi yükmüş. A, B, C'ler yüklermiş. E, o yüzden de bana zaten A ve C'nin yüklerini soruyor oranlarını. Ne yapacağız? Şimdi A, B'ye bir kuvvet uygulayacak. C B'ye uygulayacak. Ve bu kuvvetler birbirlerine eşit ve zıt yönlü olurlarsa toplam kuvveti bu adamın sıfır olacak. E, sıfır olduğunda da dengeyi sağlamış olacağız. Peki şimdi birbirlerini tekleyecekler mi çekecekler mi? Bir konuşalım sizlerle. Sallayalım. B artı diyeyim. A ya da artı diyeyim. Bir tanesini salladım. E, artı artı itecek. O zaman kesinlikle C'nin de artı olması lazım ki o da iteklesin. Ve bu kuvvetler birbirlerine eşit olabilsin. Veya sallayalım eksi diyelim B'yi. O zaman geleceksin. A, ya da artı dediğimizi varsayıyorum. Bu bunu çekerken o zaman C de eşek gibi artı olsun ki o da çeksin ki bunlar da eşit olsun dengede kalabilsin. Değiştir abi. Buna eksi yazdıktan sonra gel bunlara eksi eksi yaz. Ne yaparsan yap. Dikkat et. A ve C'nin yük cinsleri aynı oluyor. Çünkü biri itekliyorsa diğeri de iteklemesi lazım. Biri çekiyorsa diğeri de çekmesi lazım gibi düşünebilirsiniz veya hemen şöyle bir iki tane kendinize sallayarak görebilirsiniz. Tamamdır. Yani demek ki cevabım yükü miktarları dememiş, yüklerin oranlı demiş. Cevabım kesinlikle pozitif bir değer olacak değil mi? Çünkü artı da olsa veya buraya gelin eksi deyin. Bu eksi bu eksi iteklese o zaman bunun da eksi olması lazım ki itekleyebilsin. O zaman bu eksilerin böldüğümde de yine artı sonuca ulaşacağım. Yine bakın iki tane şık elediniz en basitinden. O zaman hocam peki ben şimdi ne yapacağım? O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar A'nın B'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ile B'nin C'ye uyguladığı kuvvetlerin büyüklükleri eşit olursa bunlar dengede kalacaklar. Yazalım mı? K vardı. QA, QB aralarındaki mesafenin karesi dikkat 4d'nin karesi geldim. K QB QC d'nin karesi. Şimdi arkadaşlar şunları bir sadeleştirelim, kurtulalım. D karelerde ölsün. Dikkat ediyor musunuz? B de gitti. O zaman QA bölü QC'yi şu 4'ü karşı tarafa attığınızda cevabın artı 4 olduğunu bulmuş oldunuz. Buna bile gerek yok bence. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Zaten şuradan B'nin sadeleştiğini gördüğüm andan itibaren demek ki diyorum A bölü bilmem nenin karesi, C bölü bilmem nenin karesi bunların oranları birbirlerine eşit olursa zaten ikisini de QB ile çarpacağım için aynı değerde büyüyüp küçülecekler. E diyorum o zaman ne yapayım? K da aynı. 2D'nin karesine hemen geliyorum. Buna 4Q yazıyorum. D'nin karesine geliyorum buraya hemen. Ne yazıyorum? Q yazıyorum. 3'e 2 olsaydı sallayalım. 3'ün karesinden gelip buna 9 diyecektim. 2'nin karesinden gelip buna 4 diyecektim. Hangi şartlarda? Şu konumlarda B dengedeyse bunu diyebilirim. Çok rahat bir şekilde cevabı buldum. B'nin eksi 100 katına. Bakın işte ne diyecekler biliyor musunuz? Bu size öncüllü soru olarak gelecek. Diyecek ki işte B dengede B'yi 100 katına çıkarttım ne oldu? B'nin yük işaretini değiştirdim ne oldu? Bla bla bla. Bir sürü sana B ile alakalı bir şeyler soracaklar. Sen de diyeceksin ki lan B de burada. Aslında alakası da var gibi. Bakın formülü yazdınız. Matematik size bu kadar net bir şekilde cevaplıyor. B ile hiçbir alakası yok. Yani sen evet B'yi 100 katına çıkartırsan daha büyük bir kuvvet uygularlar birbirlerine. C de B'ye daha büyük bir kuvvet uygulayacak gibi. E hocam B sadeleştiği için B'ye ne yaparsan ya benim denge durumum değişmez. Denge değişmez diyorum. B'ye ne yaparsan yap yani anladınız mı? O yüzden yani şöyle tabii ki de yerini oynatmamak kaydıyla yani yüz katına çıkart yük işaretini değiştir gibi demek istiyorum. Buradan da matematikle B'nin aslında denge durumunda iki tarafta da olduğu için sadeleştiğini gördük. Bunu konuştuk. Buradan güzel bir yorum sorusu gelebilir. Şimdi bu şuna bakalım. Ee, özellikle bu 37'yi falan görünce gerçekten müthiş alıyorsunuz. Eğer ki sana direkt yükün değerini, miktarını istemiyorsa yani 2.10 üzeri 25 kolon falan gibi bir şey bulmanı istemiyorsa, oran soruyorsa. Sen şimdi F'i gördün ya öğrenci burada buluşuyor tamam mı? Diyor ki ben buraya sin mi diyecektim, kos mu diyecektim. Sin 37 neydi, kos 53 neydi? Cebelleşiyor duruyor. Vektörlerde bileşenlerini ayırmayı umarım izlemişsinizdir. Çünkü oradaki metodu kullanarak yapacağım. Ee, bilmeyenler gitsinler. Neden diyorum? Çünkü buranın yapılmamasının en büyük nedenlerinden biri gerçekten vektörel büyüklükleri çoktan unutmuş olmanız. Onları bir hatırlamakta fayda var. Ben hemen diyorum ki oran orantı sormuş adam. Ben buraya 5f diyeyim abicim. Hemen şuradan bir üçgen oluşturayım. 90'ın karşısında 5'i gördüğüm için 37'nin karşısında da aşağıya doğru 3f'i göreceğim. E bu tarafa doğru da neyi göreceğim? 53'ün karşısında 4f'i göreceğim. E o zaman ben vektörleri taşıyabildiğimi de bildiğim için 3f'i getiriyorum şuraya. 4f burada. Burası da 3d kadardı. Onu unutmayalım. Tamam mı? Şimdi bunları yaptığım arkadaşım o zaman Q1 ve Q2 değerleri bizim ortada şu an bu kuvvete ay bu yükü etki eden kuvvetlerin bileşkesi verilmişti. Biz de ayırdık. Sen buna 5F demezsen buraya gelip ne diyeceksin? F bölü 4, F bölü 3. Yine aynı mantık. Ben sadece rasyonel sayılarla uğraşmayı hiç sevmiyorum. Hemen yazıyorum. Q1, Q2. O zaman Q1 ile yapılan F1 kuvvetim. K, Q1. Hangi yük Q? Aradaki mesafem ne kadar abi? 2D. Onun karesini aldım 4D kare. Şunu yazıyorum. Bu neymiş? 3F kadarmış. Tamam. F2'yi yazalım. KQ2Q Q. değil mi? Bu iki yük birbiriyle kuvvet e, muhabbetini inceliyoruz. 3'ün karesini aldınız. 9D'nin karesi. Bunu da e, ne, ne kadardı? 4F'ti. Karşı tarafa atalım. Bakın D'leri öldürün, K'ları öldürün, F'leri öldürün. Bunu bu tarafa atın 12 gelsin. Bunu bu tarafa atın ne gelsin? 36 gelsin değil mi? 12 bölü 36'dan neyi bulduk o zaman? 1 bölü 3 değerini bulduk. Peki şimdi artı mı eksi mi? Bunu konuşalım mı sizlerle? Değil mi? Belki de eksi 1 bölü 3 nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü diyorum ki Q2 buradaki artı yükü çektiğine göre kesinlikle artı olmalı. Aman eksi olmalı. Gerçekten benim gibi olmayın siz. Şuna bakın. E bu da çekmiş. O zaman bu da eksi. Eksinin eksiye bölümü her zaman pozitif olacağı için. Demek ki artı 1 bölü 3'müş dedik. Bu 5F böyle değil de şu tarafa doğru olsaydı. Demek ki biri çekip diğer iteklemiş olacaktı. O zaman 1 artı 1 eksi. Yani cevabım kesinlikle eksi bir değer olmak zorunda diyecektik. Yani burada bakın yönlere dikkat ettik. Artı eksilere dikkat ettik. Nasıl uyguladığımıza ve dikkat ederseniz F'leri yazarken hiç eksilere yer vermedik. Sadece yönlerimizi tanımlamamıza yardımcı oldular. Bakalım şimdi 6. sorumuza. Ağırlıklar mg kadarmış. Ha, bunlar özdeşmiş. Tamam bir ip var. Burada ipteki gerilme kuvvetini sıfır diye vermiş. Burada bir q koymuş. Buraya eksi 2 q koymuş. Ve bunlar sabitmiş. Yani yere ben bunları yapıştırmışım arkadaşlar. Şuraya da bir özdeş cisimler asmışım. Bunun ağırlığı mg kadarmış. E, aynı cisim. O zaman hemen buraya da mg yazalım. Biliyorsunuz ki ipteki e, ipi her zaman bağlı olduğu yerden dışarıya doğru çiziyorduk. Çizdik. Sonra başka neler var? Bir konuşalım mı? Artı artı. E ben kuvvet dengesini çiziyorsan değil mi? Kuvvetteki analizleri yapıyorsam. E hocam bunlar bir de birbirlerini itekleyecekler. O zaman bir de şuraya kolom kuvveti var diyelim. Sonra şuna bakalım. Eksiye artı o zaman ne olacak? Çekecek. Burada da başka bir kolom kuvveti vardır diyelim. Tamamdır. O zaman birinci durumda size neden bu ikisini veriyorlar? Dediğim gibi hep bir referans almanızı istiyoruz. O yüzden birinci şekle bak ve referans al. Git onu da ikinci şekilde kullan. Peki neyin referansını alacağım? Tabii ki de ben burada yazmıyorum ama uzun uzun size diyor ki cisimler dengede vırt zırt işte bilmem ne. E dengedeyse o zaman şuna bakıyorum. Denge ne demekti? Toplam kuvvetin sıfır olması demekti. T'yi yukarıya doğru vermiş. Yukarıya bakanlar aşağı bakanlar diyebilirsiniz. Tork dengeyi tekrar edin eğer ki bilmiyorsanız. T'yi sıfır o zaman diyorsun ki e, dengedeyse hocam kolon kuvveti MG'ye eşit olmak durumunda tamamdır. MG'ye eşitmiş. Kolom kuvvetini de bir yazalım mı sizlerle? Neydi? K, Q, Q ve aralarındaki mesafeyi D diyelim. Çünkü aynı mesafeden bahsediyoruz. D'nin karesine. MG kadar bir büyüklüğü olduğunu bana birinci şekil söylüyor. O zaman ikinci şekilde zıplayalım. Şimdi ikinci şekilde T1'i bulmam isteniyor. Yukarı bakanlar aşağı bakanlar dedik. T1 eşittir. F kolon. Buradaki kolon kuvveti artı MG değerine eşit olmak zorunda. Kolon kuvvetini yazıyoruz sizlerle. KQ 2Q yine eksi yazmadım çektiğini gösterdi sadece aradaki mesafe aynı mesafe artı MG şimdi biz bana ne istemiş benden ne istemiş T ne kadar MG'ye sahip olduğunu yani MG cinsinden yazmamı istemiş e birinci şekli zaten bize hayrımıza vermediler değil mi hayırlarına? E bu KQ D kareleri görmeyin çünkü aynı. Buraya 1 bir deyin. 1'e MG diyen adam. Burada ne var abi? 2 var. O zaman hocam buraya 2 MG diyecek. Artı bir de MG buradan var. O zaman ne oldu hocam? Toplam değerimiz bunun 3 MG oldu. Ben zaten fazla bir şey olmasını bekliyordum. Neden? Birbirlerini itekleyenlerde ipteki e gerilmem sıfırsa bunun ağırlığı var. Bir de üzerine kolon kuvveti çekme olarak yansıdı burada. O zaman T1'in kesinlikle sıfırdan daha büyük bir değer olmasını bekliyoruz. E hem de nasıl olduğunu da sizlere nasıl referans alınması gerektiğini de anlatmış olduk. Geldik 7. soruya. Bunu mıknatıslarda da çözdüğümü hatırlıyorum. E yani manyetizmada. Ne demiş bu sefer? Yine aynı muhabbet. T2'yi kısalttık. T1, T2 nasıl değişir? Bakalım. Burada bakın ben mıknatıslarda da belki yine itekleyenleri yaptım. Hiç hatırlamıyorum ama e, bu sadece şöyle bir durumda geçerli değil. Sadece birbirlerini iteklerlerse olur. Sadece çekerlerse hayır. Şimdi bir bakalım ne çıktığında konuşamadım. Bir şeyler bulalım. Ondan sonra hatırlatalım size mıknatısla ilişkisini. Ben şu an bana diyor ki yani sistem dengede ve bu T2 ipini kısalttığımda T1 ve T2 değerleri nasıl değişir bir bunları konuş. Ben şimdi bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Tabii ki de bir kuvvetlerin analizini yaparak. Diyorum ki bir kere bunların ağırlıkları var abi. Hemen asalım. 3MG, MG. Doğru mu? Bunları yaptık. İpler de her zaman bağlı olduğu yerden dışarı doğruydu. Yazdık. Başka ne var? Q'ya Q var. Onu da yine ben pembeyle yazayım. Bunlar birbirlerini tekleyecekler. Hocam bir de bunların iteklediklerinden dolayı kolon kuvvetleri var. Yazıyorum. Birinci kütle için. Yukarıya bakanlar aşağı bakanlara eşit olsun ki denge gerçekleşsin. T1 var. Artı kolon kuvveti var. Aşağı doğru 3 mg var. Ve T2 var. Süper. Bu adam için yazıyorum. Yukarıya bakan T2 var. Aşağı doğru F var. Artı mg var. Süper. Harika. Şimdi izin verirseniz T2'yi gidip burada yerine yazmak istiyorum. Onu da pembe ile yerine yerleştirelim. F artı mg. Dikkat et. F, F birbirini öldürdü. O zaman T1'i ne buldun abicim? 4 mg. Yani 4 mg ne demek? Soruya şöyle bir bak. Hocam bunların toplam ağırlığı. İşte aynı mıknatıslarda olduğu gibi ne demiştik? En üstteki i. Evet dolaylı olarak T2'ye yani aradaki diğer kuvvetlere de bağlı. Bağlı değil, değil diyemiyoruz. Ama genel anlamda matematik bize ne sunuyor? Evet onlar ne olursa olsun T1 sadece en özünde toplam ağırlığa bağlı. Yani sen T2'yi kısalttığında veya uzan, uzaklaştırdığında eğer ki biz birbirimize bağlı bir sistemsek hala T1'i hiçbir şekilde değiştiremeyeceksin. Hocam peki T2'ye ne olur? Ben T2'yi kısalttığımda. Şimdi T2'yi kısaltman, ipin boyunu kısaltman senin neyini değiştirecek? Tabii ki de birbirlerine etki ettikleri elektriksel kuvveti değiştirecek. Biliyorsunuz ki mesafeli olan ilişkisini. Hocam yaklaştıkça ne olacak? Kuvvet daha da büyüyecek. E kuvvetin büyümüş olması T2 doğrudan F artı Mg'ye bağlı olduğu için F'in büyümesinden dolayı T2 ipindeki gerilmem de artar deyip soruyu bitireceksiniz. Hikaye bakın bunlar hep sana başka türlü geliyor. Ne diyebilir? Bunları dokundurdum aynı yere getirdim. Ya da işte yüklerini değiştirdim. Dokundup aynı yere getirdiğinde toplam ağırlık değişmedi. Yani senin T1'i değiştirebilmen için bu ağırlıklardan biriyle oynaman lazım. Ne bileyim ikiye bölmen lazım, birini dışarı çıkartman lazım gibi. Ama onun dışındaki bütün durumlar t doğrudan etkileyen durumlardır diyebilirsiniz. Bu size mıknatısla da geliyor, böyle de geliyor, başka türlü yani ağırlık olarak da geliyor. Demek ki ipçi sistemler seviliyor. Sekizinci soruya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu soruda da demiş ki A ve B var elektriksel alan. Ne demişim ya? Eksi 8Q var A noktasında, B noktasında artı 2Q var. Elektriksel alan A yükünden kaç D uzaklıkta sıfırdır? Şimdi bu sevilen bir soru tipi. E aslında böyle değil de sayısal değil de size şey bile diyebilirler. Mesela birinci bölge, ikinci bölge ve üçüncü bölge. E hadi bakalım bana buradan nerelerde sıfır olabilir bunu söyle. Peki ben elektriksel alan gördüğümde nasıl bir soru çözümü ilerleyeceğim? Tabii ki de benden istenilen noktalara hayali bir artı bir koymayı hiç unutmayacağım. Bir burayı artı koyalım arkadaşlar. Sizce hadi soruyu değiştirelim. Tamam mı? Hangi bölgede sizce elektriksel alan sıfır olabilir diyelim tamam mı? Siz de deyin ki hocam elektriksel alan ayrı ayrı konuşmam gereken bir vektörel büyüklüktü. Bu eksi bu artıyı ne yapar? Çeker. Buradaki artı bu artıyı ne yapar? İter. Şimdi buraya geldiğinizde iki vektör ters yönlü. Öğrenci hemen atlıyor diyor ki burada sıfır olabilir. Bir bekleyin. Buraya artıyı koyalım. Bu eksi bu artıyı çeker. Bu artı bu artıyı iter. Dikkat ederseniz ikinci bölgede Sıfır olma ihtimali yok. Neden? Çünkü vektörlerin aynı yöne bakıyor. Kesinlikle BF net söz konusu. Üçüncü bölgeye geldiğinde ise bu artı bu artıyı itecek. Buradaki eksi bu artıyı ne yapacak? Çekecek. Evet şimdi atlayanları duyar gibiyim. Hocam 1 ve 3 elektriksel alan sıfır olabilir. Hayır sadece üçüncü bölgede elektriksel alan sıfır olabilir. Nedenini açıklayalım. Çünkü eğer ki bana buraya deseydi ki eksi QA miktarını bilmeseydim. Buraya da deseydi ki artı QB yani bir eksi bir de artı var bilmiyoruz yüklerini. O zaman diyebilirdiniz evet 1 ve 3. bölgelerde elektriksel alan sıfır olabilir. Çünkü hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum. Neden? Hocam çünkü elektriksel alan KQ bölü D kareydi. Yani hem mesafe hem de yük sizin için önemli. E ben de burada bana yükleri vermemiş olsaydı 1 veya 3 de 0 olabilir derdim. Ama burada böyle bir şey demiyorum. Kesinlikle 3. bölgede sıfır olacak diyorum. Neden? Çünkü bunun miktarı buna göre çok daha büyük. Yani biri 8Q biri 2Q demek ki diyorum ne olması lazım? 8Q'dan daha uzakta olsun ki elektriksel alanları yani Q/d kare oranları birbirlerine eşitleyebilsin ki bu vesileyle de sıfırlasınlar. O yüzden izin verirseniz şu kısma gelip A diyorum tamam mı? Şimdi diyorum ki A'nın A'daki yükün eksi 8 Q'nun burada yaptığına elektriksel A diyelim. Bunun büyüklüğü eğer ki B'nin elektriksel alanına bu A kadar uzaktaki alanına eşit olursa biri tekleyecekti, biri çekecekti hayali bir artı koyduğumuzda ve sıfır olacak. O zaman yazıyorum K 8Q yine eksi 8 yazmadım dikkat edin. Bana buradaki vektörleri konuşmama yardımcı oldu sadece. D artı A'nın karesi. Gel hemen B'nin yaptığına bak. B'nin buraya uzaklığı ne kadar? Hocam K, 2Q ve A'nın karesi. E hal böyleyken hemen bir sadeleştir şunları. 4 gelsin. 4 dediğin zımbırtı D artı A bölü A'nın değil mi? Hop karesi olsun. Hemen karekök dışına çıkartalım. Hop hop bu gelsin. 2A eşittir. D artı A ise e, A dediğimiz zımbırtı değil mi? Ne geliyor? D kadar geliyor. Yani diyor ki sana kardeşim B'den bakın şimdi siz D'yi buldunuz tamam mı? Bu noktanın B'den D'ye kadar uzakta olduğunu buldunuz. Şimdi cevabı öğrenci buraya kadar geliyor. Yine yanlış yapıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar benden istiyor ki A'dan Kaç D uzaklıktayım? D buradan vardı. Bir D de buradan geldi. Demek ki cevabım benim A'dan 2 D uzakta. Yani bakın nerede hata yaptınız aslında? burada biraz daha soruya hakim olmayla alakalı. Hani senden ne istediğini unutmamayla alakalı. Ben hiç bunlara bile girmiyorum. Ne yapıyorum? Diyorum ki bu bunun 4 katı. Yani 4 katı bir elektriksel alan var. Benim bunları dengeleyebilmem için bu diyorum buna göre iki katı mesafede olsun. Neden? 2'nin karesinden de 4 gelsin. 4 bölü 4 birbirlerini e, sadeleştirip ikisi de aynı değere eşit olsun. Yani bakın 2Q bölü A'nın karesi. Buraya gel 8Q bölü 4 A'nın karesi. 4 D'nin karesi. E yine bana değer olarak 2'yi verdi. 1'i tekledi. 1'i çekti. Sıfırladık. Bu dokuzuncu soruya gelecek olursak bunu yine manyetik alanda da çözdük değil mi sizlerle? Tabii ki de 11. sınıfta ilk olarak size burayı anlatıyorlar. Buradaki matematikten boğulduğunuz için de manyetizmadan nefret ediyorsunuz. Ama tarih skalasına göre baktığımızda aslında bunlar da birbirlerine çok paralel süreçlerde gelişiyor. Biraz matematiği ben daha sona bırakmayı tercih ettim. Şimdi bu dokuzun bir benzerini manyetik alanda da çözmüştük. Hedefimiz neydi? İlk önce bir koordinat belirlemekti. Peki neyle? Elektriksel alan veya manyetik alan artık her ne zımbırtıysa vektörümü başladığı noktayla benim burada konuşmamı istediğim nokta arasında bir koordinat çizdim. Sonra Q2 ile burası arasında. Tamam. Yani benim bildiğim, tanıdık olduğum X, koordinat düzlemine ait bir vektör var. E hemen o zaman ayıralım mı sizi de başka bir kalemle? Bunu diyorum ki iki birim. Vektörlerde bileşenlerini ayırma tamamen. Buna da bir birim diyorum. Şimdi buna E dedi ya. Öğrenci şimdi geliyor. Ben buraya E 45 mi diyeceğim? 45 E mi diyeceğim? Ben ne yapıyorum abi? Çünkü yine oran orantı istemiş. Burada iki birim olduğu için 2 diyorum. Burada bir birim olduğu için gelip E diyorum. E, ve şimdi bunların matematiğini hallediyorum. Hemen şimdi o zaman biz formülleri de bildiğimize göre yazabiliyoruz. Peki hocam şimdi ben böyle ayırdım ya. Bunların artı mı eksi mi geleceğini de hemen bir söyler misiniz? Elektriksel alan olunca ne yapıyorduk? Benden istediği noktaya bir hayali artı koydum ve bu bunu iteklemiş e, o zaman dedim. Bu artı olmak durumunda. Bu bunu çekmiş. Demek ki bu eksi olmak durumunda. E, o zaman artıyı eksiye böldüğümde şıklarda direkt eksilileri bıraktım. Diğer iki şıkkı, minimum iki şıkkı eledim. O zaman yazıyorum arkadaşlar. 2E kim yaptı? K Q1. Bakın şimdi. Burada da biz her zaman fizikte merkezden merkeze alırız. Ne kadar 2D var? Karesini al 4D kare. Diğer diğeri E kadardı. Değil mi? Büyüklüklerinden yazdık. K Q2. Aradaki mesafeyi alıyorsunuz. Şimdi siz burada da 2 de ediyorsunuz. Bununla ben üzülüyorum. Neden? Çünkü merkezden merkeze alacağımızı öğrendik artık. Aralarında 3 birim var. Karesini aldın abi. 9 de kare. Şimdi karşı tarafa atacağız. İlk önce bir aynılarını bir öldüreyim istiyorum. Şöyle de kareler de gitsin. Şu 4'ü şuraya attım. 8 geldi. 9'u buraya attım. 9 geldi. Demek ki eksi 8 bölü 9'muş cevabımız deyip soruyu hallettik. Şimdi neden koordinat sistemi önemli? Hemen burada yapalım. Eğer ki sen bu koordinat sistemini çizmezsen yani soruda sana başladıkları vektörün olduğu noktadan başladığı noktadan sen kendi yükün arasında bir koordinat sistemi belirlemezsen ne yaparsın? Şu pembeyle çiziyorum bu yanlış olanı. Öğrenci şimdi bunu sevdi ya hemen geliyor ve ayırıyor ikiye. Tamam mı? Diyor ki ikiye bir çok güzel her şey anlaşılmış gibi. Sonra bir geliyor diyor ki lan artı mı eksi mi bakayım. Şimdi buna bakıyor bunu bu mu yaptı bu mu yaptı. Ne itekleyip ne de çekebildiğini anlayamıyorsunuz değil mi? Çünkü koordinatı yanlış belirlediniz. Hocam belki bir belirleyin. İşte burada bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Bu noktayla Q1'in arasında bir doğru çiziyorum aslında koordinattan kastımız. Q2 ile bu nokta arasında bir doğru çiziyorum. Hmm, demek ki bizim alışık olduğumuz x'ye koordinatının aslında şöyle 45 derece dönmüş versiyonu. E ee, hocam böyle çizdin iyi güzel de ben nasıl ayıracağım vektörleri bileşenlerini? Tabii ki de dediğim gibi bu konu bizim için vektörler anlamında gerçekten e, yeterlilik gerektiren bir konumuz. Ne yapacağım? Ben vektörlerde şunu çok iyi biliyorum. Ucuca ekleme metodunu ve çok da soru çözdüğüm için hakimim. Diyorum ki lan bu, bunu şöyle diyorum bir birim iteklese bakayım öyle mi gelir? Yo, gelmiyor. Çünkü soruyu yanlış çizmişiz. 3'e 1 olmalıydı burası. Dur 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 dur. Düzeltelim arkadaşlar. Sol sol sorry. Buraya bir kare daha ekliyoruz. Çünkü bunun koordinat sistemi mümkün değil ayrılmaz böyle. Aynen. Şimdi o zaman soruyu şöyle değiştiriyorum. Siz de değiştirin bakın. Tamam mı? Şöyle 3'e 1. Yani benim elektrik alanı 2'ye 1 değil 3'e 1'miş arkadaşlarım. Tamamdır. Elektrik yeni elektrik alanı bu. Hemen o zaman ayıralım şimdi bileşenlerini Ne yaptım? Dedim ki bu şöyle iki birim köşeden iteklese. Bu da dedim şöyle bakın köşegenden gelecek ya hop şöyle yapsa. Bakın ucu cekleme metoduyla bana soruda verilen doğru elektriksel alanını ayarlayabildim. Şimdi buraya gelince öğrenci ne yapıyor? Buradaki hataları bir konuşalım sizlerle. Şimdi ben diyorum ki ya hepsi köşegende. O yüzden ben yine oran orantıdan gidebilirim. Yani buraya gelip de 2 iki kök 2'ye kök 2 yazmama gerek yok. Neden? Çünkü diyorum ki aynı mesafe. İkisi de 2 iki kök 2, 2 kök 2 kadar. Şunu kim? Buraya 2 dedim. Buraya geldim. 1e dedim. Sadece hepsi köşegende olduğu için. Yani biri böyle e, burada olup da biri de ne derler köşegen olmasın da şöyle olsa. Siz bunların ikisini oranlayamazsınız. O zaman buraya ne yazarsın? 2 kök 2 buraya gelir kök 5 yazarsın. Ama bir bak hepsi aynı doğrultuda. E yani o zaman ne yaparım? Hiç kök 2'lerle cebelleşme. Hemen şunu da vektörler taşınabildiği için gelip buraya taşıdım arkadaşım. Dedim ki Q1 ne yapmış? Hayal bir artı koydum benden istenen yere. Q1'i teklemiş artı. q 2 de teklemiş artı. O zaman cevabım kesinlikle artı. Ve yazıyorum izin verirseniz. Siyahla yazalım. E Q1 ne kadar yapmıştı? 1 Bir birim kadar iteklemişti. E dediğimiz zımbırtı KQ1D'nin karesi. E2 dediğimiz zımbırtı KQ2D'nin karesi. D kareleri öldürelim, E'leri öldürelim, K'ları öldürelim. Cevabımız ne gelsin? Artı 1 bölü 2 gelmiş olsun arkadaşlar. Burada bizim için önem arz eden, bakın benim daha yeni yaptığım yerde sıkıntı vardı. Fark ettiyseniz 2'ye 1 olunca ayrılmıyor, 3'e 1 olunca ayrılabiliyor ancak bu koordinat düzlemine göre. Ya da daha güzel sayılar çıkıyor diyelim ayrılır da. Ee, hikaye buydu. Ee, nasıl koordinatımı belirlediğimi gördünüz. Aksi takdirde bakın 2'ye 1 veya 3'e 1 olsa, sen şöyle ayırsan yani bizim bildiğimiz x, y koordinatına göre hangisini tekleyip çektiğini göremiyorsun. Bu doğrultuları aynı hizada olmalı ki biz de e, yük cinslerine karar verebilelim sizlerle. Şimdi gelelim 11. sorumuza. Demiş ki, K, -L -M var buralarda gördüğüm kadarıyla. L'nin K ile etkisinden sahip olduğu enerji 20 J. Çok güzel. Elimde Q'lar var. Mesafem var ve enerji var. Hemen hatırlıyorum. Diyorum ki bak şu ana kadar ne yaptık? Elektriksel alan ve elektriksel kuvveti konuştuk. Vektörel olarak ne yaptık? Bileşenlerini ayırdık. Yönlerine dikkat ettik. Ivır zıvır. Ve hep KQ bölü D kare sahasında çalışmıştık. Ama enerjide size şunu dediğimi hatırlıyorum. Burada da ne geliyordu? KQ1 Q2 bölü D geliyordu. Fakat burada artık benim için eksi artı önemliydi. Bunu hatırladım ve soru bitti. Hemen o zaman yazıyorum. K ile L'nin arasındaki enerji ilişkisini, iş enerjideki değişim diye geldim yazdım. Dedim ki K, 2Q, 6Q ve aradaki mesafem 3D. Adam buna demiş ki 20 Joule cepte. M'nin K ile olan enerjisini söyle demiş. Hemen yazalım o zaman. M, K dedim. K, 2Q, 15Q. Ha, aradaki mesafeyi nereden bulacaksın? 3, 4, 5 D diyeceksin. Hemen aradaki mesafeyi yazdın. Süper. Şimdi o zaman sizinle yukarıdan oran orantı yapabiliriz. Şu K, Q'ları bir öldürdüm bakın. Tamam mı? Şu 5 şunu sadeleştirdim. Bakın yukarıda ne var? 4 var. 4'e 20 jül diyen adam burada ne var? Yani 4'e 20 jül diyorsa 5 katını aldı. 6'ya ne diyecek abicim? 30 jül diyecek 5 katını alıp. Bitti. Toplam elektriksel potansiyel enerji. Şimdi K ile L'ninkini bulduk. L ile M'ninkini bulduk. Ee, yok özür dilerim. M ile K'nınkini bulduk. E bir o zaman L ile M'yi de bulursam ben zaten toplam enerji ortaya çıkacak. Hemen bir de onu yazalım o zaman. K 6Q 15Q bölü 4 de değil mi? Bu da bölünür mü ya? Bölünmez vallahi kötü geldi. Neyse. Ne demiştik? Burada 4'ün 5 katıydı. O zaman bir sadeleştireyim. 2 diyeyim. Sadeleştireyim. 3 diyeyim. Ne geldi buradan? 45 bölü 2. Bunun 4 katını alalım. 2 ile 4 sadeleşti. 2 o zaman 90 jül oldu. Umarım yanlış yapmamışımdır. Şimdi bakın. İkili ikili şekilde hepsini birbirlerine göre enerjilerini hesapladık. E geriye zaten bir şey kalmadı toplam enerji istiyorsan 20 burada, 30 burada, 90 da burada. Ne kadar arkadaşlar? 140 Joule eder. İnşallah matematiğimiz bizi yanıltmazsa. Yoksa 130 mu? Yok be 140. Manyak mıyım? Tamam. Yani bakın benden istediklerinde şöyle bir bildiklerimi hatırladım ve yerine yazdım aslında. Yaptığım başka bir şey olmadı. 12. soruya bakalım. Potansiyel. Potansiyelde neydi? Bu işle arasında bir ilişki vardı. KQ bölü D olunca da aynı elektriksel alan gibi yani tek yüke düşünce hani alandan bahsediyorduk ya burada da potansiyelden bahsediyorduk. E o zaman hemen yani yazalım. A noktasının potansiyelini KQ bölü D yadan bana 9 volt diye hesapladı. O zaman çat diye ben B'yi bulurum ki. B dediğim zımbırtı ne? K, Q bölü 3 D mi arkadaşlar? Yani bunun 3'te biri mi? 9'un 3'te biri demek ki 3 volt. Demek ki sen buraya 9 volt diyorsan buraya 3 volt diyeceksin. Zaten şunu biliyorsun. Q aynı Q. Mesafenin 3 katına çıktıysa ne olur? Voltajın da 3'te birine düşer dedin. AB noktaları arasındaki potansiyel farkım kaç volttur? Şimdi arkadaşlar bakın potansiyeli bulduk. Potansiyel farkı biz size pil diye göstermiştik hatırlayın değil mi? Ve yani demiştik elektriksel alan yüksek potansiyelden alçak potansiyeli doğrudur gibi yorumlamıştık. Bir bakalım şimdi A ile B arasında. E 9 volt dedin, 3 volt dedin. O zaman AB arasındaki potansiyel farkımın değerini ne olarak bulursun? Hop 6 volt olarak bulur soruyu bitirirsin. Gelelim yani bunlar sayısal sorulardı. Sayısal değil de bence tam anlamıyla 13'deki gibi güzel böyle yorum hepsini içinden alan bir yorum sorusu gelebilir. Ben bayılıyorum bu soru tipine. Eksi Q yükü X noktasına getirilirse... O'daki potansiyelim ne olur? O da merkezin bu arada. O'daki potansiyelim ne olur? Nasıl değişir? Elektriksel alanım nasıl değişir? Sistemin potansiyel enerjisi nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar ilk önce potansiyeli bir konuşalım. Hatırlayalım. Bir. Onu şöyle pembeyle yazayım. Yani iki mor olduğu durumları bir inceleyelim. Potansiyel dediğim kavram skalerdi bunu hatırlıyorum. Yani patarökütörü toplama çıkartma yapıyoruz. Ve kq bölü d'ydi. O zaman yazıyorum. Yarı çapada r diyelim. Ee, diyorum ki şundan dolayı KQ bölü R kadar var. Bundan dolayı da eksi KQ bölü R kadar var. Yani şu an O'daki potansiyelim benim sıfır. Hemen X noktasına götürdüğündekini görüyorum. Diyorum ki şununki değişmedi. KQ bölü R. Şununki de aslında buraya gelmiş olsa da O'ya göre uzaklığı değişmedi. Eksi KQ bölü R. E o zaman yine sıfır. Dolayısıyla potansiyelim değişmemiş arkadaşlar. O noktasındaki bu yüklerin oluşturduğu toplam potansiyel değerim eksi Q'yu sen X'e götürdüğünde de değişmemiş cepte. Elektrik alan dedim. O zaman ikinciyi cevaplayalım. Şimdi elektriksel alan ise neydi? Vektöreldi. O zaman şuraya bir hayali O noktası, hayali bir artı koydum. Artı Q var burada dikkat edin. Burada da eksi Q var. İlk duruma göre yazıyorum. Bu artı bu artıyı itekleyecek dedim e kadar. Bu artı bu eksiği çekecek e kadar. Neden? KQ bölü R kare. KQ bölü R kare. Yani değerler aynı. O zaman ilk durumda dedim bileşken e kök 2 kadardı. İkinci durumdakini yapalım arkadaşlar. Şurası o noktam olsun. Hayali artıyı koyayım. Burada bir artım var. Burada da eksiği getirdin değil mi? Bunu buraya getirdiğinde. Bu artı bu artıyı itti e kadar. Çünkü yine KQ bölü R kare. Eksi artıyı çekti e kadar. O zaman ne oldu iki e kök 2'ydim. 2 e oldum. Dolayısıyla elektriksel alanım ne oldu gençler arttı hocam dediniz. Şimdi geldik lananın zor dediği yere sistemin potansiyel enerjisi. Potansiyel enerji neydi? Asla ve asla ben KQ bölü D, A, D o zaman enerjim azalır gibi bir algıda olmayacaktım. Çünkü skaler olduğu için artı eksi olması benim için önem arz ediyordu. Ee, o yüzden de size bir kolay metot göstermiştim. Ne demiştim? Ee, sistemi zorluyor musunuz? Güzellikle mi götürüyorsunuz? Zorluyorsanız enerji aktarmak zorundasınız değil mi? Çünkü zorladınız. O zaman Şimdi hocam bakın Q ile eksi Q. Normalde bunlar bu adamlar birbirlerini çekmek isterler. Ve aralarındaki mesafe R kök 2. Fakat ben tutup bunu buraya getiriyorum. Yani 2R'ye. Yani aslında Bakın evet parabolik olduğu için sanki canınız sıkılıyor olabilir ama bunlar birbirlerini çekmek isterken ve mesafe aralarında azken ben bunu ne yapıyorum hop uzaklaştırıyorum. Bunu yapabilmem için de çok fazla enerji aktarabilmem lazım sisteme. Yani o zaman hocam sistemin potansiyel enerjisini artırdınız deyip soruyu çok rahat bitirdiniz. Artı olsaydı bu ikisi artı artıyı itmek isteyecekti. Ben bunu buradan alıp buraya getirdiğimde ne olacaktı? Zaten kolaylıkla götürdüğüm için sistemin potansiyel enerjisi azalır diyecektiniz. Uh yoruldum. 14. soruya geçelim. Şimdi gençler burada da demiş ki 4 kolonluk yükü A'dan B'ye taşırken 60 jul iş yapılıyorsa A-B arasında potansiyel fark kaç volttur? Çünkü ben şunu hatırlıyorum. Bakın hadi çıkartalım. Hiçbir formül hatırlamıyorum. Hatırladığım, bildiğim tek konu Newton. O zaman dedim ki Newton'da potansiyel, potansiyel diyorum ya iş dediğim kavram F çarpı X'ti. Burada beni hareket ettirecek F yük olduğu için elektriksel kuvvetten bahsedeceğim. kq 1, Q, 2 bölü D'nin karesi demekti. X'e de D dediğimizde bu gelmişti. Çok güzel. Hala ben yukarıdaki ilişki hiçbir ilişki kuramıyorum. Daha yeni ki çözdüğümüz soruda KQ bölü D'ye biz ne demiştik? Potansiyel. O zaman da size buradan şunu çıkartmıştık. Bakın bir tanesi potansiyel demekti. O zaman aslında bir yükü potansiyel fark kazandırdığınızda iş yapıyorsunuz demiştik. Getirdiğiniz yük 4 kolompmuş. Yaptığınız iş 60 yulmuş. Ve size diyor ki bu A, B arasındaki potansiyel farkın ne kadar bu durumda? 15 volttur hocam deyip soruyu çok rahat bitirebiliyorsunuz. Bu mu? 15. soru mu? Tabii ki de 15. soru gelecek. Yani gelme ihtimali daha yüksek. Hemen bir bakalım neden. Elektriksel alan vektörünü böyle çizmişiz. Hemen diyorum ki ya ben elektriksel alan görünce şunu bir severim. Artıya eksiği bir çizeyim. Çünkü artıdan eksiye doğru olduğunu biliyorum. Artı Q var arkadaşlar. Bir no'lu bölgeden getirirsem, 2'den getirirsem, üçten getirirsem işlerini sırala demişiz. Ya süper bir soru. Çünkü neden? Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar böyle hakikaten düşülesi sorular. Bir hatırlayalım. Ne demiştik size? Bu derste de söyledim. Elektriksel olan yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğruydu. Demek ki buradaki voltajımın değeri daha büyük. Yani V1 diyelim. Şuraya da gelip V2 diyelim. V1, V2'den daha büyük. Doğru mu? Peki ben yükü ister bir nodan gideyim, ister iki nodan, ister şöyle, istersen de al, 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 getir buraya koy. Tamam mı? Ben gittiğim noktaların arasındaki belli bir potansiyel fark var. Doğru mu? Bu potansiyel fark zaten işlediğiniz zımbırtı, aynı yukarıda konuştuğumuz gibi getirdiğin yük ve potansiyel farkın demek değil miydi arkadaşlar? E o zaman hocam K'dan L'ye siz götürdüğünüzde her türlü ne olacak? Aynı işi yapmış olacaksınız. Çünkü şöyle de düşünebilirsin. Hani kuvvetimin doğrultusunda yol almam gerekiyor demiştik ya eee işi tanımlarken ele burada elektriksel alan kuvveti hep yatay doğrultuda olacak ve kale arasındaki yatay iz düşümünüzde hangi yoldan gidersen git hep aynı. O yüzden de ne diyebilirsin? Hocam direkt eşittir deyip soruyu bitirebilirsin. Peki size şunu sorayım. Sizce ben buradan buraya giderken sistemden bahsedelim. Sistemin potansiyel enerjisi ya da şöyle diyeyim kuvvetlerle birlikte mi iş yapılmıştır? Kuvvetlere karşı mı iş yapılmıştır? Bir de bunu konuşalım. Kim zaman bunu da soruyorlar size. Hocam şimdi bu adam artı. Artı artı'yı normalde iteklemesi lazım. Yani buna etki eden elektriksel kuvvetin şu yönde olması lazım, değil mi? Ben ne yapıyorum o yüzden sistemi zorluyorum. Ne yapıyorum? Sisteme karşı geliyorum. Yani elektriksel kuvvete karşı bir iş yapıyorum gibi de düşünebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Süper. Geldik 16'ya. Bitiyor gençler dayanın. 3 tane soru kaldı. A B C D noktalarının potansiyellerini konuşmamızı istenmiş. Elektriksel kuvvetlere karşı ha daha önceki sorduğum muhabbetim. Hangi noktalarda bilmem ne bilmem ne. Şimdi arkadaşlar içeride bir artı yük var. Hep de e, eşit yarıçaplar verelim. Bu potansiyelde de size anlatırken de bahsetmiştim. E, küre böyle iç içe kürelerle falan alakalı bir soru tipiniz yok kesinlikle. Siz sadece noktasal cismin potansiyelinden sorumlusunuz. Burada bir noktasal cisim var. O zaman şimdi dikkat edin. Şu BC noktalarına bakın. Şuraya bir küre gibi düşünün. Tamam mı? Yani R kadar mesafem olsun. O zaman diyorum ki B ve C noktalarında bu adamın KQ bölü R kadar potansiyeli var. Şimdi şu çemberde kimler var? Bir ona bakıyorum. D var arkadaşlar. D'yi yazabilirim. KQ bölü artı ya yani 2R dedim. Sonra dışarıda da bir tane daha çember var. A ve E noktaları var. Yani aynı noktadılar. Çünkü benim için yönün bir önemi yoktu ya değil mi? Aynı uzaklıktalar. O da KQ bölü 3 re. Dolayısıyla sizlere potansiyelleri sıralayın dediklerinde ne diyebilirsiniz? Şimdi bir bakın 1 var, 1 bölü 2 var, 1 bölü 3 var ya hemen paydalarını eşitleyip izin verirseniz bunu 6 volt diyeceğim. Buna gelip 3 volt diyeceğim, buna gelip 2 volt diyeceğim ben. Hani kafamda böyle kalsın istiyorum. E bu durumda potansiyelleri çok rahat sıraladı, değil mi? B ve C eşit. Büyüktür hocam D'den. O da büyüktür A ve E noktalarındaki potansiyelden dedin. Cepte. Diyor ki şurada bir adet eksi yük varmış gençler. Ben bu eksi yükü A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye. Bakın D'den E'ye ister böyle getir ister şöyle dolandır, hiç sorun yok. Demiş ki e, hangi noktalarda hangi noktalar arasında elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır tamam mı hemen bir bakalım sizlerle şimdi bu eksi ve artı birbirlerini çekiyorlar şu an e ben bu durumda A'dan B'ye doğru gittiğimde elektriksel kuvvetle birlikte iş yapıyorum A B arası elektriksel kuvvetlerle iş yapıyorum Sonra bakın B'den C'ye. B'den C'ye sizce iş yapıyor muyum? Hayır hocam, neden? Çünkü hocam aynı potansiyeldesin, değil mi? Bakın B'den C'ye siz burada dolandırın iş yapmıyorsunuz. Bunu konu anlatımında da size söylemiştim, hatırlayın. Ee, aynı potansiyel bizim iş yapabilmemiz için potansiyel farka ihtiyacımız var. Dolayısıyla B'den C'ye zaten ne kuvvetlerle ne de kuvvetlere karşı iş falan yok. Söz konusu değil. C'den D'ye bakın ben eksiyim. Tamam mı? Beni ne yapacak? Çekmek isteyecek. Ben C'den D'ye giderken ne yapacağım? Elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapacağım. Ha keza D'den E'ye giderken de. Yani istersen şöyle götür, istersen böyle götür. Sorun değil. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yapacağım. Karşı iş yapacağım. Bu ne demek? Bir konuşalım mı? Hani burada da bahsettim. Değil mi? Ne demek yani? Biz hatırlıyorsanız yine derste size anlatımda ne demiştim? Sistemi zorluyorsan sistemin enerjisi artar. Sistemde kolaylık varsa sistemin enerjisi azalır. Şimdi burada sistemde nerede kolaylık var? A'dan B'ye giderken değil mi? Bakalım A'nın potansiyeli 2 volt diyelim. B'nin potansiyeli 6 volt. Yani daha yüksek bir potansiyele gittim fark ettiyseniz. Yani son potansiyel eksik potansiyel dediğinizde 4 voltaj kazandırdınız. Yani bakın sistemle ee, bir dakika A'dan B'ye geliyorum. Aynen. Ee, artı eksi birbirlerini çekiyor. Tamam. Kuvvetlerle birlikte iş yaptık. Okey. Dolayısıyla... Kuvvetlerle birlikte iş yaptığımız için potansiyel enerjim azaldı. Ne kadar? 4 volt kadar azaldı. Ama C'den E'ye giderken dikkat edin. C'deki değerim 6 volttu, buradaki değerim 2 volt yani eksi 4 geliyor değil mi? Son eksi ilk yaptığınızda. Yani ben ne yapıyorum? Ee, daha azalan bir potansiyel yani zorladım. O yüzden de daha fazla sisteme enerji aktarmam gerekiyor. Yani buradaki artı ve eksi ilişkisi hani vektör olduğundan değil de sistemle birlikte mi iş yapıyorum, sisteme karşı mı iş yapıyorum? Nitekim C'den E'ye gelirken, dikkat edin C'den E'ye gelirken bir eksi söz konusu. Demek ki sisteme karşı bir iş yapıyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Hikaye bundan ibaretti. Zaten burada da kuvvetlere karşı ve kuvvetlerle birlikte muhabbetini de aslında özümseyebilirsiniz. Artı ve eksi hikayeleri bundan ibaret. O yüzden noktalarımın arasındaki potansiyel fark değerimin artım eksi olması beni bu yorumlara götürebilir. Oralara dikkat edelim. Son kısımda size neyden bahsetmiştik? Paralel levhalardan. Levhaları uzaklaştırdık. Yüke uygulanan kuvvet nasıl değişir dedi. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız eğer ki pile bağlıyken bakın hiçbir şey hatırlamıyorum ben şu an. Pile bağlıyken elektriksel alana V bölü D diyorduk. Pile bağlıyken pil aynı pil olduğu için D'yi artırdığınızda elektriksel alanım azalıyordu. Ama siz bir pile bağlı değilken yükleriniz aynıysa bir düzgün elektrik alanın içindeyseniz ne oluyordu? Sizin bunu değiştirmeniz aslında potansiyeli artırıyordu. Yine yani aslında karşı bir iş yapıyordunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden de buradaki değerin elektriksel alan muhabbetin değişmiyordu. Doğru mu? Ve yani değer çizdiğiniz için potansiyeller tutuyordu. Tamam süper. F'i konuşalım o zaman. Q çarpı E demekti. Levhaları uzaklaştırdığında şayet burada içerideki elektriksel alanın değişmiyorsa yükün de aynı yükse hocam o zaman bu değişmez deyip halledeceksin. Ama tam tersi olsaydı yani bir pil bağlı olmuş olsaydı D'yi artırdığında elektriksel alanın azalacağı için Paralel levhanın içinde, pile bağlı bir paralel levhanın içindeki yükü etki eden kuvvete azalır diyecektim. Bak hemen bir tanesini hatırlayıp diğerinde de neyin aynı olduğunu kendime hatırlatabildim. Burada ne demiş? Levhanın sağsı C, yükü Q'dur. Zaten iki tane formül vardı. C, epsilon, hemen yazalım hatta. 8 epsilon, 2A bölü D'ye. Adam C diyorum ben demiş. Yükü de Q'dur. Bunu da güveç diye bir formül vardı. Ve... Çarpı C. Tamamdır. O zaman demiş alttaki adam da yani alttaki devrede bu levhanın sağsını ve yükünü bana konuş. Hemen buradaki sayıyı yazalım. 4 epsilon A 2 de. Şimdi arkadaşlar burada 16 bak epsilon A ve D'leri öldürdüm. Tamam mı? Burada 16 ya C demiş adam. Yani diyor ki ben 16'ya C diyorum 16 sayısını. Sen burada neyi buldun? Bunu sadeleştirdin. 2 geldi. 2'ye ne diyeceksin bu durumda? C bölü 8 diyeceksin değil mi? Epsilon A bölü D'ydi. Ee, burada şöyle bile düşünebilirsiniz. Bakın epsilon yarıya düştü. Sağım yarıya düştü. C bölü 2. Alanım yarıya düştü. C bölü 4. Mesafem 2 katına çıktı. C bölü 8 gibi de gidebilirsiniz aslında. C bölü 8 değerine ulaştığını gördük. Bunun değerini bana sormuş. Tamamdır. Şimdi buradaki voltajın V kadardı. C demiştin. Buna da Q demiş. O zaman şimdi buradaki voltajın V. C ise C bölü 8. O zaman V çarpı C Q kadar yük depoladıysa V çarpı C bölü 8 de Q bölü 8 kadar yük depolar diyebilirsin. Buraya V değil de atıyorum 8 V demiş olsaydı. O zaman 8 V çarpı C bölü 8'den V çarpı C gelecekti. O zaman yine Q kadar diyecektim. Yani iki tane formülle birbirlerini referans alarak ne yaptık? Hallettik. Burayı da diyebiliriz. Son soruya geldim artık. Bu gerçekten bizim için en mühim sorulardan biri. Bence sığaçlarla alakalı bize şunlardan ziyade en güzel yorum olarak şu soru gelecektir diye düşünüyorum. Burada sabit hangisinin sabit olduğunu aynı paralel levhalarda olduğu gibi iyi özümseyebilmek lazım. Hemen bunu da halledelim. Bitirelim artık bu konuyu. Şimdi arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? İlk önce bir soruyu anlayalım. Bir tane pile bağlı bir sığacım var. E, mesafesi d kadarmış, yükü q kadar yük depolamış diyor ki ben bu şartlar altında eğer ki bu levhalar arasındaki mesafeyi artırırsam sığam ne olur? Yani kapasiteme neler olur? Yüküme ne olur? Ve potansiyel farkıma ne olur? demiş. Sonrasında da demiş ki ilk durumda sadece yükledik Q kadar ve üreteçten ayırdık. Bu, bu durumda içine bir yalıtkan ekledik. Hani mesafeyi değil de bu sefer yalıtkanı değiştirmişler. Nasıl değişir C, Q ve V değerlerini demiş. Şimdi süper. Sığaç dediğim şey benim neydi? Yük depolama kapasitemi söylüyordu aslında değil mi? Şimdi o zaman C'yi ne, nereden konuşacaksın? Tabii ki de epsilon A bölü D'den. Epsilon'da bir sıkıntı yok şu an ilk durumda. Pile bağlayayım ben. Alanımda bir sıkıntı yok ve mesafemi artırdın. E mesafemi artırdığın için, D'yi artırdığın için ne oldu? Benim C değerim, sıha değerim azaldı. Yani daha az bir kapasitem var artık. Sonra diyoruz ki, işte hani dedim ya burada sabitleri iyi bilmeniz lazım. Burada benim yüklenmemi sağlayan şey ne? Pil abi. E aynı pile bağlıyım. Hala hiçbir çıkartmak yok. Yani ne yaptınız? Aynı şuradaki gibi. Hani beni bir paralel levhayı pile bağladığınızda voltaj aynı voltaj diyorduk. E haliyle bu sabit o zaman. Şimdi Q değerine ne yazıyorduk? V çarpı C diyorduk. E voltajım değişmiyor zaten kafam rahat. Sığam azalmıştı. E sığam demek zaten ne demekti arkadaşlar? E sığacım. E ne demekti? Benim yük depolama kapasitemi söylüyordu. C azaldıysa e, dolayısıyla da yükün de azalmasını bekliyorum ve hallediyorum. Yani demek ki bir saç pile bağlıyken voltaj aynı voltaj paralel levhanın birebir aynısını anlatıyoruz size. İlk durumda sadece yükledikten sonra yani bu güveç durumundan sonra diyor ki üreteçten ayırdın ve içine bir yalıtkan ekledin. Yalıtkan dediğimiz durum epsilonla alakalıydı hatırlayın. Şimdi hemen yazalım epsilon a bölü d Şimdi A ve D'yi değiştirmedin fakat bu sefer epsilon ekledin. Yalıtkanlık artınca o zaman sığacımın değeri büyüdü. Kapasitem büyüdü. Şimdi peki burada neler aynı değil mi? Bir bunu konuşmamız lazım. Burada pil vardı da ben pile aynı pil demiştim. Sabit demiştim. Bu potansiyel farkımı o belirlediği için. Sıkıntı yoktu peki buradan ayırdığımız ayırdığımızda ve burada ne sabit dikkat ederseniz size burayı da anlatırken ne demiştim yükler var bana artık yük gönderecek benden yük alacak kimse yok e, o zaman benim elektriksel alanım aslında artı ve eksilerimin sayıları belirliyordu yine de bir yük gelemediğine göre demek ki hocam siz bir sığacı devreden pilden söktüğünüzde de bu sefer ne aynıymış yük değerim aynıymış. Bakın bunlar anlık olarak gözlense bile yani nasıl orada sonsuza kadar mı duracak? Hayır tabii ki de muhakkak bir yük boşalımı gerçekleşecektir. Ama buna biz anlık olarak baktığımızda şöyle düşünün. Mesela sallıyorum bunu aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Ben telefonumu şarja taktım tamam bir bataryayı hayal edin. Bataryayı söktükten sonra ama şarjdan çıkarttıktan sonra ne oluyor? Mesela 80 ne kadar şarj ettim? Hemen 75 olmuyor değil mi? Hala bir 80'lik geliyor. Neden 81 olmuyor? Çünkü pil yok artık. Doğru mu? İşte tam anlamıyla oradaki yüklerinizin sabit olması, size yük gönderecek bir şeyin kalmamış olması. E bunu yazdıktan sonra da hocam ben zaten Güveç formülünü biliyorum. Artık beni üreteçten söktüğünüz için yük miktarım aynı yük. E voltajım mı bilmiyorum. C değerimin arttığını biliyorum. O zaman voltajımın da yani bu iki levha arasındaki potansiyel farkımın da azaldığını bilirim dersin. yani aslında sana yine sağaçlarla alakalı maksimum sayısal desek şu gelebilir. Hani hem epsilon a bölü d ve güveç formüllerini bilmen için. Ama bence bundan da ziyade şu. Çünkü burada da aynı iki formül var. Ama burada önemli olan burada neyin aynı olduğu. Ben bir sadece pilden söktüğümde nelerin sabit olduğunu iyi özümsemedikten sonra o bildiğim formüller hiçbir şey yaramayacaktır. Gençler bu 11'in ilk kısmı Elektrik ve manyetizma, yani manyetizmaya kadar ki olan kısmı bundan ibaret bir tık daha sayısal gibi hani iş güç enerji kuvvet vektör bilmem ne hepsi bir ara, hepsinin bir araya girdiği bir durum o yüzden sevmemekte haklısınız ama bakın ben de yani yaptığım şey sadece şurada verilenlerle aklıma gelen formülleri bir yazıp hani sorudaki referanslara dikkat etmek oldu sözellerine düşmemeye çalışın ama hep topu bundan ibaret e dolayısıyla da baktığınızda bir iki saat ayırarak hem elektrik kısmını hem de manyetizma kısmını çok rahat bitirebiliyorsunuz. E hocam bir şey anlatmadın. Neyi anlatmadın? Alternatif akım ve transformatörler. Onu da bunlar bitti ya artık. Biz şimdi sizlerle bakın yüzde %90'ını falan bitirdik aslında elektrik ve manyetizma kısmının. Hem tarihini yaptık birlikte. Hem girdik işte elektrik yüklerinden sonra ne yaptık? Geldik manyetizma sonra gittik devreler çünkü lamba bulundu. ışık anlaşılmıştı o dönemde. E devreleri bulduk. Sonra geldik burada aslında devrede de potansiyel farkı konuştuğumuz için buradaki potansiyel fark yani bir yükün potansiyel fark altındaki davranışını gözlemledik sizlerle enerjisini. Bunları nasıl depolayabileceğimizi konuştuk. Hangi şartlarda nelere sahip olacağını konuştuk. Artık bakın devre analizleri falan da yapıldığı için zaten Edison dediğimiz adam da Tesla'nın yanında çalışan biriydi. O da daha verimli bir elektrik devresi hayal etti. Bir de son kısım çok az bir şekilde o kısım kaldı. Umuyorum ki 11'in ikinci dönemine dair ön yargılarınızı biraz kırabilmişsinizdir. Çünkü burayı aşabilmeniz lazım. Buradan garanti AYT'de ee, havada kapabileceğiniz netler geliyor. Sayısal sorularda boğulmaktansa şu formülleri bence bir sayfaya küçükçe özetleyin. Ve o özetlerinizden ilk 20-30 soruyu bir oradaki formülleri analizini yaparak, hani oraya bakarak bir çözün. Bence çok rahat halledebilirsiniz. Özellikle yapamadığınız yorum soruları, böyle güzel yorum sorularınızı hepsini bekliyorum. hoşça kalın Hoşçakalın. <laughs>